Ankara Üniversitesi İLEF Dergisi 2020 Cilt 7 Sayı 2 Film festivalleri bağlamında Anayurdu filminin çerçevelenişi. Bir Türkiye metaforu olarak Anayurdu. Hasan Akbulut. Bu makale, Senem Tüze'nin Anayurdu filminin festival gösterimleri bağlamında yazılmış basın eleştirilerinde filmin hangi tema ve söylemlerle çerçevelendiğini incelemeye amaçlamaktadır. Çeşitli film festivallerinde gösterilen ve eleştirmenlerin dikkatini çeken Anayurdu, romanını bitirmek için İstanbul'dan anneannesinin köy evine giden Nesrin'in annesiyle olan gerilimli ilişkisini konu edinir. Film, olaydan çok karakterlere odaklanması, anlatısal belirsizliği, açık uçlu sonu, geçişli bir anlatıya sahip olması gibi özellikleriyle sanat filmi olarak değerlendirilebilir. Ancak film gösterimleri ve film eleştirileri de bir filmin sanat filmi olarak tanımlanmasına önemli bir rol oynar. Bu amaçla makalede 12 film eleştirisi tematik olarak analiz edilmiş ve filmin Türkiye'nin metaforu, kadın öyküsü ve kuşak çatışması olarak çerçevelendiği saptanmıştır. Elde edilen veriler sanat filmi ve film festivalleri literatürü çerçevesinde tartışılmıştır. Türkiye'deki belediyelerin Facebook kullanımı. Siyasi parti, bölge ve büyüklük ekseninde farklılıklar. Esra Bozkant. Sosyal ağ siteleri, belediyeler dahil tüm kurumların hedef kitleleriyle iletişim kurma ve etkileşim kurma yöntemlerini değiştirdi. Belediyeler, sosyal medyanın birçok avantajından yararlanarak onu bir ilişki kurma aracı olarak kullanmaktadırlar. Bu çalışma, Türkiye'deki belediyelerin kitlelerle etkileşim kurmak için Facebook sayfalarını nasıl kullandıklarını ve ilişki kurma düzeylerinin siyasi parti, bölge ve büyüklüğe göre nasıl farklılaştığını incelemektedir. Sonuçlar, Türkiye'deki belediyelerin sosyal medyanın sunduğu avantajların yalnızca yarısından yararlandığını ortaya koymaktadır. İstatistiksel analizler, siyasi parti, coğrafi bölge ve belediyelerin büyüklüklerine göre kullanımda önemli bir farklılık olduğunu göstermektedir. Çalışmanın en önemli bulgularından biri, belediyelerin katılım stratejilerini ne kadar çok kullanırlarsa Facebook'ta o kadar çok takipçi çekiyor olmalarıdır. Dahası, büyükşehir belediyeleri Facebook sayfalarını yönetme, haber bağlantılarını ve basın açıklamalarını paylaşma konusunda diğer belediyelere göre daha verimlidir. Bulgulara dayanarak, çalışma, bir Facebook sayfasını yönetmenin önemli ölçüde profesyonel içgörü ve halkla ilişkiler bilgisi gerektirdiğini göstermektedir. Terör korkusu ve güvensizlik algısının yeniden üretiminden gösterişçi kimlik inşasına, bir iletişim aracı olarak Safety Check. Tuğba Günçın'ı, Tuğba Sütlüoğlu. Araştırma, Facebook'un çeşitli afetler için dünya çapında devreye koyduğu Safety Check, güvenlik durumu kontrolü uygulamasının Türkiye'deki terör saldırıları esnasında kullanımına ilişkin algı ve düşünceleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda 2018-2019 tarihleri arasında uygulamayı kullanan 2 ve kullanmayan 8 toplam 10 kişiyle görüşmeler gerçekleştirilmiş ve ayrıca uygulama hakkında ekşi sözlükte yapılmış yorumlar metin analizi aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları, Safety Check uygulamasının kullanımının iletişim kurma gibi işlevsel amaçlarının yanı sıra sosyal medya üzerinden kimlik inşa etme, trende uyma, paylaşım yapma pratiğini yerine getirme gibi amaçlara hizmet ettiğini ortaya koymuştur. Araştırmadan elde edilen en önemli sonuçsa, güvenlik bildirimi amacıyla devreye konulan bu uygulamanın kendisinin ve kullanımının başlı başına bir güvensizlik, korku üretme ve tetikleme algısı olarak görülmesidir. Werner Herzog filmlerinde antropolojik yaklaşımlar ve yerli imgeler. Selda, Tunç, Subaşı. Yeni Alman sineması otor yönetmenlerinden Werner Herzog, özellikle bazı filmlerinde sıklıkla yerli imgeleri kullanır. Tanrı'nın Gazabı, Aguirre, The Red of God Aguirre, 1972, Herkes Kendi Başına ve Tanrı Herkese Karşı, Enigma of Casper Hauser, 1974, Fitzcarraldo, 1982, Düşlerin Ağırlığı, Burden of Dreams, 1982, Küçük Askerin Şarkısı, Ballad of the Little Soldier, 1984, Yeşil Karıncaların Düş Gördüğü Yer, Where the Green Ants Dream, 1984, Yeşil Kobra, Cobra Vergi, 1987. Bu filmlerdeki yerli imgelerin ortaya çıktığı coğrafyalar, Avrupa'nın ekonomik ve kültürel sömürgesine maruz kalan eski sömürge topraklarıdır. Herzog filmlerindeki yerli imgeler, bu çalışmada kolonyal ve postkolonyal yaklaşımlar perspektifinde incelenecektir. Bu doğrultuda temel amaç,
Herzog filmlerindeki yerli imgelerin toplumsal bellekte nasıl bir yeri olduğunu tartışmaktır. Çalışmanın argümanı ise bölgelerin sömürge tarihinin yönetmenin filmlerinin merkezinde yer aldığı iddiasıdır. Ayrıca Alman kolonyal tarihinde önemli bir popüler imge olan Karl May'in Winnetou karakteri, soylu vahşi, Noble Savage kavramına atıfla irdelenecektir. Sözü edilen filmler metin çözümlemesi yöntemiyle analiz edilecektir. Çalışmanın temel bulgusu, yönetmenin filmlerinde yarattığı imgelerin sömürge tarihini dışlamaktan çok bu tarihi içerdiği yönündedir. Dijital detoks, teknoloji bağımlılığına karşı yeni bir eğilim ve genç yetişkinler özelinde bir değerlendirme. Dilek Melike Uluçay, Kadriye Kobak. Teknoloji bağımlılığının artmasıyla kişinin yüz yüze iletişimle sağlanan sosyal yaşamından, sosyal ilişkilerinden koptuğunu, yalnızlaştığını, bununla birlikte iş ve eğitim yaşantısında da performansının düştüğünü ileri süren önemli sayıda çalışmaya rastlanmaktadır. İletişim teknolojilerinin birey üzerindeki olumsuz etkilerinin yaygın olarak tartışılması sonucu, konuyla ilgili farkındalık seviyesi ve teknoloji kullanımını sınırlandırmaya yönelik yaklaşımlar ve uygulamalar artmaya başlamıştır. Dijital teknoloji araçlarının kullanım sürelerini sınırlandırmayı ve azaltmayı niteleyen dijital detoks davranışı bu çerçevede ortaya çıkmıştır. Özellikle genç yetişkinler arasında popüler olmaya başlayan dijital detoks davranışı ile ilgili sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı genç yetişkinlerin dijital detoks davranışlarını incelemek ve kendilerini bu davranışa iten nedenleri ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle veriler toplanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre yaygın olarak görülen dijital detoks davranışı uygulamaları silmek, tüm bildirimleri sessize almak ve yapılan paylaşımlarda kontrollü olmaktır. Katılımcıları dijital detoksa iten sebeplerse sosyal medyanın bireyler arası iletişim üzerindeki olumsuz etkisi, güvenlik kaygıları ve odaklanma problemidir. Etkili politik katılım yolu mu, bireysel tatmin mi? Change.org üzerinden çevrimiçi imza kampanyalarına katılım davranışlarının incelenmesi. Yeliz Yücel. Kolektif toplumsal hareketlerin dijital medya aracılığıyla örgütlenmeye başlaması, dijital aktivizm kavramını ortaya çıkarmıştır. Akademik yazında, dijital medyanın katılımcı demokrasiyi, kamusal alan çeşitliliğini, toplumsal eylem olanaklarını arttırdığına ve çevrimiçi vatandaşlık, netizen kavramını güçlendirdiğine dair görüşlerin yanında, politik katılıma yönelik olumsuz ve bireyi atalete yönlendiren etkileri olduğunu belirten yaklaşımlar da mevcuttur. Bu araştırmada, kavramsal çerçeve olarak dijital aktivizm hakkındaki tekno-kötümser ve tekno-iyimser bakış açıları, dijital aktivizme dair sosyal-psikolojik bir arka planla birlikte ele alınmıştır. Araştırmanın evrenini, çevrimiçi imza toplama platformu olan Change.org'un Türkiye'li katılımcıları oluşturmaktadır. Kullanıcıların çevrimiçi imza kampanyalarına katılım davranışlarını, tutum ve motivasyonlarını ölçmek amacıyla tesadüfi olmayan örneklem yöntemiyle bir çevrimiçi anket çalışması yürütülmüştür. Çevrimiçi imza kampanyalarına katılımın birey açısından ne ifade ettiği, katılım sonrası çevrimiçi imza kampanyasının farklı dijital ortamlara ve fiziki ortamlara taşınıp taşınmadığı anlaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre Change.org üzerinden çevrimiçi imza kampanyalarına katılmak, bireylerin bir sonraki çevrim içi ya da çevrim dışı sivil eylemlilik kararlarını etkilemekte ve bireylerde sosyal kaytarmacı bir davranış şekli ortaya çıkarmaktadır.